Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ves ala rasulina Muhammed ve ala ali ve ashabi ecmaîn. Futuhat Mekke 4. sefir 26. kısım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. 54. bölüm. İşaretlerin bilinmesi. İşaret ilmi yakınlaştırma ve uzaklaştırmadır. Onun sendeki seyri ise aslına döndürmek ve istinaattır. Onu araştır, çünkü Allah onu başkalaştırdı. İftira ve ilhadın bulunduğu kimse için. İlahın kendisine şöyle dediği kimse için masumluk uyarısıdır. Ol, o da doğru tanık iken ayağa doğruldu. Hakkın yüzünü şeylerde görmemek. Allah bizi ve seni kendisinden bir ruh ile desteklesin. Bilmelisin ki Allah yolunu ehline göre işaret uzaklığı veya başkasının bulunuşunu gidele getirir. Mehasinul Mecalis'te bir şey şöyle der. İşaret uzaklıkta bağırmak ve hastalığının varlığını açığa vurmaktır. Burada işaretin hastalığın gerçekleştiğini açıkladığını kastetmektedir. Çünkü illet hastalık demektir. Bu durum veya başkasının bulunuşunu ifademizdir. Yazar burada illeti sebep veya akılcıların terimleştirdikleri illet anlamında kullanmaz. İlletin hastalık olması şöyle açıklanabilir. İşaret eden kimseden İşaret ettiği şeydeki hakkın yüzü gizlenmiştir. Şeylerde hakkın yüzünün gizlendiği kimseden iddia meydana gelebilir. İddia ise hastalığın ta kendisidir. Muhakkiklere göre varlıkta Allah'tan başkasının olmadığı sabittir. Biz var olsak bile varlığımız ona bağlıdır. Varlığı başkasına bağlı olan ise yok hükmündedir. İşaret bazen sabit olur ve hükmü ortaya çıkar. Bu durumda kime işaret edildiğinin açıklanması gerekir. Şekilci bilginler ve sufiler. Allah alemi yarattığında insanı da tarz tarz yarattı. Aramızda bilgin cahil, insaflı inatçı, ezen ezilen, hükmeden hükmedilen, zorlayan zorlanan, başkan başkanlık edilen, emreden emredilen, hükümdar tebaa, hasetçi haset edilen kimseler vardır. Allah kendi ehline karşı şekilci alimlerden daha katı ve şiddetli kimseleri ise yaratmadı. Allah eli kendisini kulluğa adamış ve rehbi bilgi yolundan onu bilen insanlardır. Allah onlara yaratıkları hakkındaki sırlarını bahşettiği gibi kitabının anlamlarını ve hitabının işaretlerini de açıklar. Bu bağlamda Allah ehli karşısında şekilci alimlerin durumu peygamberlere karşı firavunların durumuna benzer. Varlıkta durum kadim ilmin takdir ettiği üzere böyle gerçekleşince arkadaşlarımız işaretlere yöneldi. Onların bu tavrı kendisine iftira eden sapkınlardan dolayı işaret diline dönülen Hazreti Meryem'in durumuna benzer. Binaenaleyh onların yüce Allah'ın kitabını ki o kitaba ne önünden ne ardından anlamsızlık giremez, izahları bir takım işaretlerden ibarettir. Bununla birlikte bu işaretler gerçek ve faydalı anlamların yorumudur. Onlar bu yorumları Kur'an'ın kendi dillerinde indiği dilcilerin bilgilerine ve genel anlayışa sunsalar bile bütün bu anlamlar kendilerine döner. Allah bu yöntemle onlar için Kur'an-ı Kerim'in iki yönünü birleştirmiştir. Nitekim Allah şöyle buyurur. Onlara ayetlerimizi nefislerinde uf ufuklarda göstereceğiz. Başka bir ifadeyle ufuklara ve nefislerine indirilmiş ayetleri onlara gösterecektir. Nazil olan her ayetin iki yönü vardır. Birincisi ariflerin içlerinde gördükleri yön iken, Diğerini kendi dışlarında görürler. Şekilci bilginler olan fakihleri konuya ısındırmak için içlerinde gördükleri şeye tefsir yerine işaret derler. Fakihlerin kötülüklerinden ve bu konuda kendilerine küfürle itham etmelerinden çekinerek tefsir demezler. Bu durum fakihlerin Allah'ın hitabının boyutlarını bilme işlerinden kaynaklanır. Arifler bu konuda hidayet kanıtlarına uymuşlardır. Çünkü Allah ehli olan ariflerin kitabı hakkındaki yorumlarını nasıl ifade edebilirdi? Fakat bunu yapmadı. Bunun yerine genelin diliyle nazir olmuş ilahi kelimeleri içine özel anlamların bilgilerini soktu. O anlamları ise kendisiyle onları zıklandırdığı anlayış gözünü açtığında bazı kulları anlayabilir. Şekilci bilginler insafla hareket etseydi, Geçerli saydıkları zahiri gözle bir ayeti incelediklerinde benzer bir durumu tecrübe ettiklerini anlayacaklardı. Böylece aynı ayeti anlamada bile derece derece olduklarını görürler. Bazı bilginler bir ayetin anlamını yorumlamada diğer bilginlerden üstün olmuş, bilgisi az olan kişi ayet hakkında geniş yorum sahibinin üstünlüğünü kabul etmiştir. Hepsi de aynı yoldadır. Söz konusu bilginler kendi işlerinde bir ayetin yorumu hakkında böyle bir derecelenme bulunduğunu gözlerler. Buna rağmen Allah ehli anlayışlarını zorlayan bir yorum getirdiğinde onlara tepki gösterirler. Çünkü şekilci bilginler işlerinden Allah ehlinin bilginler olmadıklarına inanır. Onlara göre bilgi sadece genelde bilinen öğrenme yoluyla gerçekleşebilir. Haklıdırlar. Gerçekten de arkadaşlarımız şekilci bilginlerin tepi gösterdiği bilgileri öğrenme yoluyla elde etmiş değildir. Onların bilgisi Rabbani ve Rahman kaynaklı bir öğretimden meydana gelir. Allah şöyle buyurur. Yaratan Rabbinin adıyla oku. O insanı bir sipermden yarattı. Oku. Rabbin cömerttir. O kalemle yazmayı öğretti. İnsana bilmediğini öğretti. Şunları söyleyen de Allah'tır. Sizi annelerinizin karnından bir şey bilmiyorken çıkardı. Başka bir ayette ise, insanı yarattı, ona beyanı öğretti buyurur. Öyleyse hak insanın öğretmenidir. Allah ehlinin peygamberlerin varisleri olduğundan kuşku duymuyoruz. Allah peygamberi hakkında şöyle der. Bilmediği şeyi sana öğretmiştir. Hazreti İsa hakkında ise şöyle demiştir. Sana kitabı, hikmeti ve İncil'i öğretiyoruz. Musa'nın arkadaşı, Musa'nın arkadaşı Hızır hakkında ise şöyle demiştir. Ona katımızdan bir bilgi öğrettik. Dolayısıyla şekilci alimler bilgi öğrenmeyle mümkün olabilir derken haklıdır. Fakat Allah peygamber veya resul olmayana öğretmez şeklindeki kanaatlerinde ise yanılmışlardır. Allah şöyle der: Hikmeti dilediğine verir. Hikmet bilgi demektir. Burada ayet genel olsun diye belirsizlik ifade eden men yani dilediği kimseye edatına zikretmiştir. Şekilci alimler ise dünyayı ahirete tercih ettikleri için yaratılış yönünü, hak yönünü tercih etmiş, bilgiyi kitaplardan ve kendileri gibi insanların ağızlarından almaya alışkanlık yapmış, kendi zanlarınca bildikleri ve sayesinde sıradan insanlardan ayrıldıkları şeyler nedeniyle kendilerini Allah eli saymışlardır. Bu durum ise onları Allah'ın öğretim işini sırlarında üstlendiği kullarının olduğunu bilmekten verdilemiştir. Allah kitaplarına indirdiği ve peygamberlerinin diliyle aktardığı şeylerin bilgisini onlara öğretir. Bu bilgi ne mümin ne de mümin olmayanın bilgisinin yetkinliğinde kuşku duymadığı gerçek bilen ve öğretenden gelen doğru bilgidir. Çünkü Allah tikelleri bilmez diyen kimseler Allah'ın onları bilmediğini kastetmemiştir. Onlar bunun Allah'ın herhangi bir şeye dair bilgisinin yenilenmeyeceğini bilakis tikelleri tümelleri bilmesinde içkin olarak bildiğini kastetmişlerdir. Böylece onlar mümin olmadıkları halde Allah'ın bilgisini kabul etmiş ve bu konuda ifade biçiminde yanılmış olsalar bile hakkı tenzih etmek istemişlerdir. Binaenaleyh Allah inayetiyle bazı kullarının öğretimini ilham ve onlara anlatma tarzıyla üstlenmiştir. Nefse günah ve takvasını ilham etmiştir. Ayeti nefse ve onu düzenleyene yemin olsun ayetinin ardından gelir. Böylece Allah nefse kötüyü takva duygusundan ayırt etmeyi göstermiştir. Bunu ise günahtan uzaklaşıp takvayı yerine getirsin diye nefse bir ilham olarak bildirmiştir. Kitaplar peygamberlere Allah katından indirildiği gibi kitabı anlamak da bazı müminlerin kalplerini Allah katından indirilmiştir. Peygamberler Allah hakkında kendilerine söylenmemiş şeyi söylememiş, söylediklerini kendilerinden ve düşüncelerinden ortaya çıkarmamış, o konuda çaba göstermemiş Bilakis getirdiklerini Allah katından getirmişlerdir. Nitekim Allah şöyle buyurmuştur. Hikmet sahibi ve övülenin indirmesi. Başka bir ayet ise şöyle demiştir. Batıl ona önünden ve arkasından gelemez. Hakkında konuşulan asıl insanın düşünce ve yeteninden değil, Allah katından olduğuna ve şekilci alimler de bunu bildiğine göre bu asla inanmış Allah ehlinin ona açıklama Allah'ın indirdiği şeyi anlamada şekilci alimlerden daha öncelikli olması gerekir. Bu durumda onun açıklaması da aslı gibi Allah ehlinin kalplerine Allah katından indirilmiş olur. Nitekim Ali bin Ebu Talip bu anlamda şöyle demiş. Bu kendi yorum yeteneğinden söz ederken, sadece Allah'ın dilediği kullarına Kur'an hakkında verdiği anlayıştır. Böylece Kur'an'ı anlamayı Allah'ın bir ihsanı saymış. Bu ihsanı Allah'tan anlamak diye dile getirmiştir. O halde Allah ehli Kur'an'ı başkalarından daha iyi anlar. Allah ehli Allah'ın dünya hayatındaki iktidarı şekilci zahir bilginlere verdiğini, ve fetvalar maharetiyle insanlarda hükümran olma gücünü onlara tanıdığını, onları dünya hayatının zahirini bilen ve ahiretten gafil olanlar kısmına kattığını görmüştür. Söz konusu insanlar Allah ehlini inkar ederken iyi işler yaptıklarını zannetmişlerdir. Bunun üzerine Allah ehli onları kendi halleriyle baş başa bırakmıştır. Çünkü onlar nereden konuştuklarını biliyordu ve hakikatleri işaretler diye isimlendirerek onlardan canlarını korumuşlardır. Çünkü şekilci alimler işaretleri inkar etmez. Kıyamet günü geldiğinde ise hepsi hakkındaki durum şairin şu mısrağındaki gibi olacaktır. Tozlar çöktüğünde göreceksin. At mıdır, eşek midir altındaki? Allah ehli muhakkik de Allah'ın kitabını anlamada ehliyet sahibi olduğunu iddia eden kimseden kıyamet günü ayrılır. Bir şair şöyle der. Gözyaşları parmaklara dökülünce ağlayan ağlar gibi yapandan ayrışır. Şekilci alimler Ali bin Ebu Talib'in söylediği şu ifade karşısında nedir, nerededir? Fatiha suresi hakkında konuşsaydım 70 deve yüklerdim. Acaba bu durum Allah'ın Kur'an hakkında vermiş olduğu anlayıştan kaynaklanmaz mı? Fakih ismi şekli bilgi sahibinden daha çok bu gruba yarışır. Allah onların hakkında şöyle der. Dinde fakih olmanız için ve geriye döndüklerinde kavimleri uyarmak için Allah onları dini anlama ve uyarmada peygamberlerin yerine koymuştur. Fakih basiretle Allah'a davet eden kimse demektir. Nitekim Allah'ın peygamberi de şekilci alimlerin hüküm verdiği gibi zannı galip değil basiret üzere Allah'a davet eder. Verdiği fetva da ve Allah'a davet ederken söylediği şey de Allah'tan bir basiret üzere olan kimseden ki o Rabbinden bir delil üzeredir. Allah'ın dininde zannı galibiyle fetva veren arasında ne kadar fark vardır. Şekilci alemin bir özelliği de kendisini savunurken Rabbim bana anlattı diye tanımayışıdır. Şekilci bilgin kendisini ondan daha üstün ve bilgili görür. Allah ehlinden biri Allah bu ayetteki bu hüküm ile muradını sırrımı koymuştur veya Hazreti Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem vakada gördüğüm kendisinden rivayet edilen bu haberin doğruluğunu ve onun nezdindeki hükmünü bana bildirdi dediğini duyduğunda bilgi sahibi olanın kendisi olduğunu iddia eder. Ebu Yezid el-Bestami bu hususta ve onun doğruluğu hakkında şekilci alimlere hitap ederken şöyle der. Siz bilginizi ölülerden aldınız, biz ise ölümsüz diriden aldık. Bizim gibiler kalbim Rabbimden bana aktardı der. Siz ise bana falanca falancadan aktardı dersiniz. O nerededir diye sorulduğunda öldü derler. Aktardığı kimse nerededir? O da öldü. Şey Ebu Medyen'e falanca falandan o da falandan aktarmıştır denildiğinde şöyle derdi. Kurutulmuş et yemek istemiyoruz. Gidin taze et getirin. Böylece arkadaşlarının himmetlerini yükseltirdi. Bu falancanın sözüdür. Sen ne söylüyorsun? Allah sana ledün ilminin ihsanlarından neyi tahsis etti? Yani Rabbinizden aktarınız ve falan falan demeyi bırakınız. Çünkü bu kimseler onu taze et olarak yemiştir. İlmi veren ise ölmemiştir ve insana şah damarından daha yakındır. İlahi feyiz ve müjdelerin kapısı kapanmamıştır. Bunlar mübeşşirat, sahih rüyalar, peygamberliğin parçasıdır. Yol berrak, kapı açık, amel meşrudur. Allah kendisine koşan kimseye karşılamak için daha hızlı koşar. Üç kişi yoktur ki dördüncüsü o olmasın. Allah her nerede iseler daima onlarla beraberdir. Allah sana bu kadar yakınken sen de buna inandığını ve bunu bildiğini iddia ediyorken ondan bilgi almayı ve onunla konuşmayı bırakıp niçin başkasından alırsın? Rabbinden alsaydın sen Rabbin ile sözleşmeni yenilenmiş olurdun. Halbuki başkasından bilgi almayı yeğlediğinde yağmur bile senden daha üstün olur. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kendisine isabet etsin diye yağdığında göğsünü ve başını yağmura açardı. Bunun nedeni kendisine sorulduğunda şöyle derdi. O Rabbimin katından yeni gelmektedir. Arkadaşlarımızın Allah'ın kitabının yorumundaki ifadelerine başka bir lafzı değil de şekilci alemlerin aşina olmadığı işaret adını vermeleri hakkın öğretimiyle gerçekleşmiştir. Şöyle ki, işaret, işaret edilen yönünden değil, işaret edenin kastıyla gerçekleşir. Arkadaşlarımıza işaret derken neyi kastettiklerini sorduğunda onu soruyu soran şekilci alemin nezdinde iyiye yorma yerine koyarlar. Buna şöyle örnek verebiliriz. İnsan gönlünü sıkan bir durumda bulunabilir. İşi hakkında düşünür. Ardından insanlardan yardım ister. En sonunda adı ferec yani sıkıntıyı gideren olan birini çağırır ve şöyle der. Ey ferec! Bunun üzerine o adı taşıyan şahıs gönlü daralmış kişiyi duyar. Onu müjdeler ve şöyle der. Allah'ın izniyle gönlünü açacak kimse geldi. Burada kastettiği adamın içinde bulunduğu sıkıntıdır. Böylece o kişinin gönlü açılır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Kabe'yi ziyaretini engelleyen müşriklerle anlaşma yaparken böyle davranmıştı. Müşriklerden Süheyl adında bir elçi olarak gelince Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. İş kolay olacak. Yani sehule emr. Böylece elçinin adını hayra yormuştur. Gerçekten de iş Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem tefeül yaptığı gibi gerçekleşti. Anlaşma Süheyl'in vasıtasıyla oldu. Onun babası bu ismi kendisine verdiğinde böyle bir şey amaçlamamış, sadece oğlunun başkasından ayırt edileceği özel bir isim olarak vermişti. Bununla birlikte baba, oğlunun ismini ancak hayır için güzelleştirmek istemiştir. Allah ehli, Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem, işareti dikkate aldığını görünce kendi aralarında onu kullanmış, bunun yanı sıra işaretin anlamını, yerini, vaktini açıklamış, onu kendi aralarında veya eşlerinde kendi cinslerinden olmayanlarla oturduklarında veya nefislerinde bir iş meydana geldiğinde kullanmışlardır. Allah ehli kendilerinden olmayanların bilmediği terimler geliştirmiş, başkalarının onları tanımadığı bir yolda yürümüşlerdir. Nitekim Araplar birbirlerini anlamak için, ifadelerinde benzetme ve istiareler kullanmıştır. Kendi topluluklarıyla baş başa kaldıklarında ise açık ifadeyle gerçeği dile getirmiş, kendilerinden olmayan bir kimse yanlarına geldiğinde terimleştirdikleri lafızlarla konuşmuşlardır. Böylece yabancı onların ne hakkında konuştuklarını ve ne söylediklerini anlayamaz. Bu tasavvuf yolundaki en tuhaf ve sadece yola özgü hususlardan biri şudur. Mantıkçılar, dil bilimciler, geometriciler, aritmetikçiler, matematikçiler, kelamcılar ve filozoflar gibi bilgi taşıyan her grubun kendilerine özgü terimleri vardır. Onların arasına katılan kimse üstadın ve uzmanın eğitimiyle o terminolojiyi öğrenebilir ki bu zorunludur. Tasavvuf yolu ehlinde durum bundan farklıdır ve kendi terimleri hakkında herhangi bir bilgisi olmayan dürüst bir mürit aralarına katıldığında onun doğruluğunu böyle bilirler. Allah onun anlayış gözünü açıp zevkinin başlangıcında onların terimleri hakkında bilmediği şeyleri Rabbinden alır. Mürit Allah ehlinden bir grubun belirli lafızları terimleştirdiklerini bilmiyordur. Fakat onlarla oturunca onlardan öğrenenlerden başkalarının bilmediği terimler ile konuşmaya başladıklarında bu dürüst mürit sanki terimleri koyan kendisiymiş gibi onların söylediği her şeyi anlar. Bu terimlerle konuşmada onlara katılır ve kendisi hakkında bu durumu yadırgamaz. Bilakis bunları zorunlu ve kendisinden uzaklaştıramadığı bir bilgiyle bildiğini görür. Sanki bunu her zaman biliyordu ve bu bilgiyi de nasıl elde ettiğinin farkında da değildir. Bu gruptan başkalarının arasına giren kimse ise ancak bir öğretmen sayesinde o özel terminolojiyi anlayabilir. İşte sufilere göre işaretin anlamı budur. Onlar İşareti ancak yabancının huzurunda veya telif ve eserlerinde kullanırlar. Allah hakkı söyler ve doğru yolu ulaştırır.